Mesela bir alim e, önünde geliyor, şahit olduğum bir meseleyi anlatıyorum. Bir alim ziyaretimizde soru soruyor. Diyor ki e, vatandaş ben diyor faiz haram biliyorum hocam diyor. Allah muhafaza buyursun zina gibi bir şeymiş diyor. Ben ona ne bulaşacağım diyor. Ama diyor kredi veriyor bankalar diyor. Faizsiz kredi veriyorlar diyor. Faizsiz kredi ev alacağım ben e, ee, hoca efendi de böyle dalgınlığına rastladı. Dedi ki e, faiz olmadıktan sonra bir sakıncası yok dedi. Ben mecburen nehyanil münker bakımından söze karıştım. Efendi dedim bir daha söyler misin ne verecek? Faizsiz kredi veriyor dedi. Kredi ne demek dedim. E para demek dedi. Yalan söylüyorsun dedim. Kredi bir insana borç vermek demek dedim. Faizsiz borç veriyor diyorsun sen. Sen Karakaş'ın çok güzel diye mi banka sana bunu veriyor? Yok dedi. Faiz almıyor, onun yerine masraflar alıyor dedi. Ne masraf alıyor? İşte evin karşılığında 12 bin lira masraf alacak benden dedi. Kaç para para alacaksın sen? 12 bin lirayı böldüğünde Zaten faizler bu memlekette yüzde ile veriliyor. Sen de yüzde tekabül ediyor. Faizden fazlasını alıyor senden dedim. Reklam yaparken faizsiz borç veriyorum diyor sana. Faizin yerine ama diyor faiz diyor parayı satmakmış doğru. Aynı bankanın sekreterine şimdi telefon et. Ben bunu 24 ay değil 36 ay alacağım da bak masraf nasıl 18 bin liraya çıkacak birdenbire isimle oynuyor, ismiyle oynuyor faizin, sana mübah hale getirdiğini evhamlaştırıyor gözünde senin. Hoca Efendi Allah razı olsun dedi, bu noktaya dikkat etmemiştik dedi. Ama bir alim, bu hileyi anlamadığı zaman, Müslümanı durup dururken faize bulaştırır. Kendi de faize yol açtığı için kıyamet günü, o veballe dirilir. Ya bu Müslümanın hatası olmaz mı? Böyle bir hata olmaz. Bankacının şeytanın görünen şekli, masada oturan şekli olduğunu anlaması lazım herkesin. banka. Bu adam bundan para kazanmak için kurmuş bunu. Bir menfaati olmadan sana niye borç versin? E peki sen alim olarak yüz defa okumuş, okutmuşundur. Her menfaat getiren borç faizdir diyor hadis-i şerif. Bir borç vermede bir yarar elde ediyorsan sen bu bo borç verme işi faizdir diyor hadis i şerif hadisi ezber biliyorsun pratiğe gelince e bu bir tuzaktır bu tuzağı alim anlamasa e, sade müslüman nereden anlasın yani alimlerin böyle bir özür hakları yoktur e ne yapalım bu da cahilliğimize rastlasın asla diyemeyiz alimsin sen bunu anlayacaksın